İletişim kurmak için kendilerine has bir dile sahip olmaktan tutun da büyük beyaz köpek balıklarını avlamaya kadar bütün işaretler katil balinaların besin zincirinin en tepesinde olduğunu gösteriyor. İşte karşınızda katil balinalar hakkında bilmediğiniz 7 şey. Büyük beyaz köpek balığı katil balinaya karşı. Beyaz köpek balıklarını bir av olarak hayal etmek bir hayli zor ve dehşete düşürücü. Biliyoruz. 2017 yılında Güney Afrika'daki plaj müdavimleri plajlarda vuran büyük beyaz köpek balıklarının cesetlerini gördüğünde dehşete düşmüştü. Haklı olarak tabii. Cesetler boy boydu. 2.7 metre uzunluğunda küçük olanları da vardı, 5 metrelik devasa olanları da. Fakat ortak bir noktaları vardı. O da hepsinin göğüs yüzgeçlerinin arka tarafında koca koca delikler olmasıydı. Denizlerin en büyük yırtıcılarından biri olan bu canlıları kim bu hale getirmişti? Bilim adamlarının söylediğine göre bu 5 büyük beyaz köpek balığını kim öldürdüyse almak istediği şeyi nasıl alacaklarını çok iyi biliyormuş. Yani karaciğerlerini. Büyük beyaz köpek balıklarının 25 galon yani 94 litredeki yalnızca bir damla kanı bile tespit edebildiği bilinen bir gerçekken bu yırtıcılar için bu kadar büyük tehlike teşkil edebilecek tek canlının katil balinalar olabileceği düşünülüyordu. Ve öyleydi de. Büyük beyazların orkasa rakip olması ihtimali söz konusu bile değildir. Çünkü bu canlılar hem biraz daha küçük olma eğilimindedirler hem de her ne kadar yüksek hızlara kısa sürede ulaşarak patlamalar yapabilecek olsalar da orkalar yüksek hızlarını çok daha uzun süre devam ettirebilirler. Köpek balıklarının vücutlarında bulunan ısırık izlerinin büyüklüğünden dolayı bu cinayetlerin suçlularının katil balinalar olması gerektiğine karar verilmişti. Eğer bu iki yırtıcıyı karşılaştırırsanız şöyle bir şeyle karşılaştırırsınız. Büyük beyaz köpek balığının ortalama uzunluğu 4,5-6 metre olmakla beraber yaklaşık 3 ton ağırlığındayken katil balinaların uzunluğu 7 ve 9,7 metre ve ağırlıkları ise 10 tona kadar çıkabilmektedir. Aslında bu canlılar birlikte çalışarak iki taraf için de büyük bir avantaj sağlayabiliyorlar. Bu iki yırtıcının her zaman birbirlerinin yollarından uzakta durmalarına inanılıyordu. Peki neler oluyordu böyle? Okyanusların değişen sıcaklık ve koşullarına uyum sağlamaya çalışan katil balinalar, büyük beyazların ciğerlerinin ne kadar lezzetli olduğunu keşfetmişti ve aynı zamanda besleyici. Yağ, protein, lipid ve vitaminler açısından zengin olan ciğer gerçekten de bir hazine değerindeydi. Peki ciğeri nasıl bir cerrah hassasiyetiyle çekip çıkarıyorlardı? Gözlemler 1997'de San Francisco sahilinde büyük bir beyaz köpek balığıyla çarpışan bir orkayı kayıtlara geçirmişti. Balinanın darbesi ona köpek balığını ters çevirme fırsatı verecek kadar güçlü ve beklenmedikti. Orka adeta deniz biyolojisinde uzmanlığa sahipmişçesine büyük beyazı tonik hareketsizliğe sokarak yani tamamen felç ederek zorla karaciğerini ısırmış ve yerinden koparmıştı. Yani kısaca özetlemek gerekirse bu iki deniz yırtıcısını karşılaştırdığınızda orkaların daha hızlı, daha güçlü ve daha büyük gruplarda avlanma avantajına sahip olduğunu görüyorsunuz. Artık büyük beyazların hayatı gerçekten büyük tehlikede diyebiliriz. Avlanma stratejileri. Daha önce de söyledik biliyoruz ama orkalar gerçekten de çok zeki yaratıklar. İnanılmaz sosyal canlılar ve avlanırken koordine olmuş bir sürü olarak hareket ediyorlar. Orkaların yaratıcılığı ve yırtıcı zekası bir nesilden diğerine geçer ve bununla beraber stratejilerini avlarına göre uyarlayacaklardır. Avlarını bulmak için ekolokasyon yöntemini kullanırlar ve onlara geri dönen ses dalgalarını yerlerini tespit etmek için kullanırlar. Yerlerini bir kere tespit ettiklerinde ise artık harekete geçme zamanı. Orkalar balık avlarken ilk önce balık sürüsünün etrafını sararak onları sıkıştırır. Ve sonra sersemletmek için onlara ya baloncuk püskürtürler ya da kuyruklarıyla vururlar. Sersemlettikten sonra ise balıkları bir bir toplarlar. Bu yöntem atlı karınca avı olarak da bilinir. Zekice, ne dersiniz? Bunun dışında orkaların diğer sevdiği balıklardan biri de ton balıklarıdır. Fakat ne yazık ki ton balıkları gerçekten de inanılmaz hızlı canlılardır. Orkalar genellikle ton balıkları yorulup tükenene kadar onları yakalamaya çalışmadan kovalarlar ki sonradan yemeğe enerjileri kalabilsin. Haince! Daha büyük ton balıkları içinse orkalar ya tüm sürüyü avlamak için toplayacak ya da direkt olarak balıkçıların ağlarından çalacaklardır. Orkalar genç gri balina buzağlarını avlamaya bayılır. Yavrularını kurtarmak için anne balina sığ sulara doğru yüzmeye çalışacak ama bu sırada orkalar balinaları tutarak derin sulara doğru sürüklemeye başlamış olacaktır. Daha sonrasında ise balinalar bayılana kadar onları derin sularda döndürüp duracaklardır. Problem şu ki eğer balina çok derin sularda boğulursa orkaların beslenme şansı kalmayacaktır. Bu yüzden de işbirliği yaparak cesedi su yüzeyine götürmeye çalışırlar ve sonra nöbetleşe beslenirler. Bununla birlikte eğer kurbanı derin sularda öldürürlerse mecburen beslenmek için en ilginç organlara yönelmek zorunda kalırlar. Mesela dil gibi.
Muhtemelen bu neden çok fazla sayıda beyaz köpek balığının karaciğerlerini kaybettiğini de açıklıyordur. Eğer daha önce National Geographic veya Planet Earth belgesellerini izlediyseniz muhtemelen kendilerini bilerek karaya vurduran orkaları da görmüşsünüzdür. Böyle yaparak fokları ürkütüp denize çekmeye çalışırlar. Onlar için ne kadar da kötü. O sırada sürünün geri kalanı ise dalgaların arasında bekler ve gelen yemi kapmaya hazırlanırlar. Diğer orkalarsa zavallı foklara çarparak onları havaya fırlatır ve saldırıya karşı savunmasız hale getirirler. Balina gözlem şirketi Eagle Wing Tours ve prodüksiyon şirketi Roll Focus Productions tarafından bir video çekilmişti. British Columbia'da çekilen bu videoda katil balina zavallı foka kuyruğuyla vurarak tam 24 metre havaya uçuruyor. Yani avlarını yakalamadan önce kuvvetten düşürmeyi tercih ediyorlar. Antarktika kıtası gibi soğuk iklimlerin hakim olduğu bölgelerde yeni bir akım çıktı. Wavewash. Bu bölgelerde foklar buz kütlelerinin üzerine kümelenerek erişime uzak bir şekilde tehlikeden uzak kalıyorlardı. Fakat nesiller boyu öğrenen orkalar önce kısa ama sert bir toslama ile buz kütlesine çarpıyor, daha sonra son dakika dalışı yaparak foku alıp götürecek bir dalga yaratıyor. Vaktiniz varsa bu bahsettiklerimizi BBC'nin Frozen Planet serisinde izleyebilirsiniz. Bu teknikleriyle tam %86 başarı oranına sahipler. Vay be! Ayrıca size katil balinaların Kanada geyiği yediğinden bahsetmiş miydik? Sizce bunu nasıl başarıyor olabilirler? Katil balinaya neden orka deniyor? Bu iki isim de bu hayvanın yüzyıllar boyunca insanların yüreklerine saldığı büyük korkudan geliyor. Bilimsel isimleri yani Orcinus orca aslında efsanevi Orcus'tan geliyor. Onun hakkında çok fazla şey duymamış olabilirsiniz. Ama biz söyleyelim. Orcus antik çağlarda yeraltı dünyasının ve ölümün tanrısı. Aynı zamanda tutulmamış sözlerin cezalandırıcısı olarak bilinen Romalı kişilik. Orcinus cinsi demek aslında Orcus'a ait anlamına geliyor. Latince'de ise orca geniş karınlı tencere ya da kavanoz anlamına gelir. Ama aynı zamanda balinaya da atıf yapar. O zaman efsanevi cezalandırıcı bir tanrıya ait kavanoz şeklindeki balina demek uygun olur sanıyoruz. Demek istediğimiz hepimiz sonuçta bu hayvanların inanılmaz avcılık yeteneklerini biliyoruz. Ve şöhretleri de giderek daha ölümcül oluyor. Peki bu hayvanlara neden katil balina diyoruz? Bunun asıl nedeninin balinaya benzemeleri değil de birçok denizci ve balina avcılarının daha önce bu hayvanların diğer balinaları öldürüp yediğine şahitlik etmesi olduğu düşünülüyor. Sanıyoruz ki isimleri zamanla balina katilinden katil balinaya dönüşmüş. Oldukça ilginç değil mi? Katil balinalar koku alamazlar. Katil balinalar çok iyi gelişmiş gözlere sahiptir. Deniz memelilerinin dış bükey ve küresel olan göz mercekleri kara memelilerinkinden çok farklıdır. Bir deniz memelisinin gözleri daha güçlü bir küresel merceğe sahip olduğu için kornea yüzeyindeki kırılma eksikliğini telafi eder. Katil balinalar ayrıca su altında duymak için iyi gelişmiş akut bir duyuma sahiptir ve sesleri insanlardan çok daha yüksek bir hızla işlerler. Birbirlerini 10 milden daha uzaktan bile rahatlıkla duyabilirler. Çalışmalar sonucunda bu canlıların dokunma duyularının da çok iyi geliştiği ve en hassas alanların göz ve ağız çevresindeki alanlar da dahil olmak üzere hava deliği bölgesi olduğu ortaya çıkmıştır. Vay canına! Çok çeşitli iletişimsel sesler yayarlar ve iletişim kurmak ve avlanmak için sesle yer belirleme yöntemi olan ekolokasyon kullanırlar. Yani su altında herhangi bir nesneyle karşılaşıncaya kadar çeşitli ses ve gürültüler çıkarıyorlar ve karşılaştıklarında ise geri kaçarak nesnenin boyutunu ve şeklini anlıyorlar. Belki de köpek balıkları gibi bizi foklarla karıştırıp yanlışlıkla bir ısırık almamalarının ya da insanlara hiç saldırmamalarının temel sebebi de budur. Orkalar şeklimizi daha kolay kavramaya ve hakkımızda bir şeyleri daha çabuk algılamaya yatkındırlar. Yani aradıkları şeyin biz olup olmadığımızı rahatlıkla anlayabilirler. Bütün dişli balinalar beyinlerinde koku alma lobları olmadığı gibi bu duyuma özel sinir hücrelerine de sahip değillerdir. Yani koku alma yetenekleri hiçbir şekilde yoktur. Aslında su altında yaşadıklarını düşünecek olursak koku duyusuna pek ihtiyaçları olduğunu söyleyemeyiz. Aynı zamanda yine bu bilgiden yola çıkarak diğer duyularının oldukça iyi gelişmiş olabileceğini tahmin edebiliriz. Bunun yanı sıra bazı insanlar katil balinaların ayrıca bir de 6. hissi olduğuna inanırlar. Yüzyıllarca aynı rotada ilerliyor olsalar bile avcılardan bir şekilde uzak duracaklardır. Ve fotoğrafçılarla balina gözlemciler kameralarını bir kenara bıraktığında ya da şarjları biter bitmez emin olun ki muhteşem bir şey yapacaklardır. Neyi ne zaman yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Orkaların neden siyah beyaz olduğunu biliyor musunuz? Cevabınızı yorumlar kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsimlerinin karşılığını verebiliyorlar mı? Orkalar aslında balina değildir.
Yunus familyasından gelmekte ve tüm yunuslar arasında en büyükleridir. Avustralya kıyılarında çalışan balina avcıları, katil balinaların diğer balinaları avlamalarına yardım bile ettiklerini söylüyor. Zaten boyutlarına bakmaksızın büyük beyaz köpek balıkları da dahil olmak üzere önlerine gelen her şeyi avlamalarıyla bilinmekteler. En korkuncuysa 30 ve 100 adet okra bir araya gelip bir sürü oluşturduğunda karşılarındakinin en ufak bir şansı bile olmamasıdır. Ne yemeği mi seviyorlar? Foklardan tutun da aslanlara, mürekkep balıklarına, deniz gergedanlarına, gri balinalara, yunuslara ve tabii ki balık ve kuşlara kadar. Orkalar son derece sofistike ve akıllı yaratıklardır ve bir orka sürüsü her türlü strateji ve teknikleri kullanarak birlikte çalışacak, muhteşem bir işbirliği ortaya koyacaktır. Tabii ki size bu konuda daha fazla şey anlatacağım. Londra Üniversitesi'nde çalışan bir bilim adamı, Rodiger Reich, deniz memelilerinin çok keskin pençeleri ve dişlerinin olduğuna, yanlarına yaklaşmadan önce onları yormak gerektiğini savunuyor. İşte bu yüzden de orkalar ilk önce avlarına çarparak ya da kuyruklarıyla tokatlayarak sersemletiyorlar. Masum ve küçük balina yavrularını ve gergedanlarına yaptıkları acımasızca saldırılar ve yemeklerini yemeden önce onlarla oynamayı seviyor olmaları orkaları korkutucu kılan sebeplerin en başında geliyor. Hatta daha önce Kanada'daki bilim adamları da iki orkanın kendi yavrularından birini öldürdüğüne şahit olmuştu. Çünkü bu orkaların kendi türlerinden bir yavruyu öldürme girişiminin ilk örneğiydi. Ne diyorsunuz? Sizce işlerinin karşılığını veriyorlar mı gerçekten? Şimdi sıra cevaplamaya geldi. Size sorduğumuz soruyu cevaplayabildiniz mi? Orkaların neden siyah beyaz olduğu ile ilgili olan hani? Hemen açıklayalım. Bilim adamları katil balinaların renkleri sayesinde suda kolayca kamufle olduklarına inanıyorlar. Bu şekilde avlarının onları farklı açılardan görebilmeleri neredeyse imkansız hale geliyor. Ki açıkçası böyle bir kamuflaja ihtiyacı olduğunu bile düşünmüyoruz. Sonuçta onlar denizlerin en büyük yırtıcıları. Aynı zamanda büyük ihtimalle henüz bizim bile bilmediğimiz başka evrimsel avantajlara da sahipler. Onların karşısında kim durabilir ki?